dinleseydim dinlerdim seni. İnşallah bir daha özel bir şekilde dinleyelim. İnşallah. Seni konserde inşallah. Gasme'ye geldikten sonra neler öğrendin, ne fark oldu? Bugünkü bu kazanmanda bunu bize bir anlatır mısın? Yani iyi ki Gasme'yle tanışmışım. Çok güzel öğretmenler tanıdım. Hepsi birbirinden güzel, yetenekli anlamında çok iyi bir hocalar. Bana çok katkıları bulundu ve çok emekleri oldu. Hepsine çok teşekkür ederim. Gasme deyince hep matematik, kimya, fizik, tıp, mühendislik akla geliyor. İşte oğlum, Hasan oğlum bugün bağlamada çok güzel bir bölüm kazandı. Kızlarımız biraz önce tanıştık resim bölümünde. Çok güzel bölüm kazandı. Bizim kültürüyle ve sanatıyla yükselen Gaziantep için eğitim şehri Gaziantep'te Gasme ikisini birleştirince Hasan'ın muradına kavuşuyor. Bir taraftan tıbbi olarak tedavi ediliyor. Yani o konuda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama bir taraftan da rehabilitasyon dediğimiz tek tıbbi tedavi değil. Yani kendi sevdiği işe odaklanması, yeteneği olan kısmının keşfedilmesi, hocalarımız tarafından 2 yıl boyunca bu hedefe ulaşmak için eğitim alması ve hepsini daha da önemlisi ücretsiz yapılması, fırsat eşitliği verilmesi, yarın yeni Neşet Ertaş'ımız, yeni Aşık Veysel'imiz hazırlanıyor. İnşallah oğlum güzel bir şekilde kendini yetiştirecek ve kültürüyle, sanatıyla yükselen Gasme'yimiz de her konuda örnek olduğu gibi bu alanda da Hasan'ımla birlikte örnek olmaya devam edecek. Buraya başvurmamın amacı bilgisayar kursu almaktı, sertifika almaktı, hasta kaydı şey yapmaktı. Ders aldığım katta bağlama kursunu gördüm. Zaten bir hevesim vardı, hep bağlama çalmak istemişimdir. İşte başvurdum, haftanın 2 günü bilgisayar kursuna geliyordum. Haftanın 2 gününde, diğer günleri de işte bağlama kurslarına geliyordum. İşte kendimi müziğe daha yakın gördüm ve müzikle ilerlemek istedim. O yüzden bilgisayarı bırakıp müziğe odaklandım. Ve bu süreçte Metin Hoca'yı tanıdım, çok sevdim ve onun vesilesiyle birçok müzik öğretmenlerini tanıdım. Bizi konservatuara hazırladılar. Onların sayesinde Nide Ömer Halis Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazandım. Müziğe atmayı aslında hiç aklımda yoktu. Bir anda her şey gerçekleşti. Bilgisayar kursundan vazgeçip şeye geldim, işte bağlama kursuna geldim. Sadece hedefim bir şeyler çalmaktı sadece. Vakit geçirmekti. Seviyordum. Hocalarım dediler işte sen konservatuar düşünüyor musun? Önce yok falan demiştim. Sonra araştırdım konservatuar nedir? Nasıldır? Sonra neden olmasın? Ben de konservatuar okuyabilirim dedim. O şekilde yola çıktım. Ben aslında hemofili hastasıyım. Ben Gasme'ye gelme amacım bilgisayar kursunda bir sertifika alıp hastanelerde hasta kayıt işi yapmaktı amacım. Sonra MİA sınıfındaki bağlama kursunu gördüm. Beni çok etkiledi. Zaten hep hevesim vardı bağlama çalmak. Ondan sonra ona da başvurdum. 1 yıl boyunca Gasmek'te konservatuara hazırlık dersleri alıp bu sayede Nide Ömer Halis Demir Üniversitesi'ni, Türk Müzikisi'ni, Devlet Konservatuarı'nı kazandım. Okulu bitirdikten sonra hedeflerimden bir tanesi böyle güzel bir kurumda öğretmenlik yapıp öğrencilerin hayatına dokunmak. Gasmek bence herkes için büyük bir fırsat ve güzel bir şey. Çünkü ücretsiz ve buradaki eğitmenler olsun, öğretmenler olsun çok iyi bir güler yüzü, güzel eğitim veriyorlar. Bence bu yüzden Gasme'yi tercih edebilirler. Gasmek'te mesleki eğitim sanat kurslarında konservatuar eğitimi dersleri veriyoruz. Bu yıl çok şükür 12-13 tane öğrencimiz kazandı ve bunlardan biri çok sevdiğimiz öğrencimiz Hasan'dı. Hasan ilk geldiği zaman bizlere hastalığından bahsetti ve biz de bu hastalığın çok fazla kendisinden bir şey götüreceğini düşünmediğimiz için hastalığını bir kenara bırakıp hayatına devam etmesi gerektiğini ışığını tuttuktan sonra kendisi zaten hayatın daha da iyi olduğunu, kendisini daha da çok iyileştirmeye başladığını farkındalığına vardı kendisi. Öğrencilerimiz ilk geldiği zaman durumlarına göre baktık, müzikal kulaklarına baktık, müzik kulağı var mı yok mu diye.
ve öğrencilerimizin müzik kulaklarının var olduğunu keşfettikten sonra süreçte ne yapmamız gerekiyorsa o şekilde kendilerine destek olduk ve böylece güzel bir aile olduk. Kazanan öğrencilerimiz, tüm öğrencilerimize ve özellikle Hasan'ımıza hayatında öğretmen adayı olarak bu hayatında, bu yolculuğunda başarılar diliyorum. Nasip inşallah kendisini öğretmen olarak görmek olur. Aslında müzik eşittir matematik demek arkadaşlar. Müzikteki tınlar harflere dönüyor. İngilizce nasıl evrensel olarak bir dilse arkadaşlar, müzik de aynı şekilde evrensel olarak bir dil. Hangi ülkeye giderseniz gidin, bu değişmez arkadaşlar. Soy, Avrupa'da da soydur, Türkiye'de de soydur. Hiç fark etmez, bu her yerde aynıdır arkadaşlar. Derelerini çalmayın diye.